Turgut Özatay 1950 ve 60'lı yıllarda Yeşilçam'da jön olarak başrolde oynamıştır. Daha sonraki yıllarda İlerleyen Yeşil ile birlikte gerek Cüneyt Arkın gerekse Kemal Sunal filmlerinde kötü adam oynamıştır. Turgut Özatay 26 Aralık 1927 yılında Alaşehir, Manisa'da doğmuştur. Annesi Ayşe Vuslat Hanım, babası Emin Özatay'dır. Babası Balkan Savaşları öncesinde Üsküp'ten göç ederek Alaşehir'e yerleşmiştir. Babası tütün eksperliği yapmıştır. İlkokulu İzmir'de Halil Bey İlkokulu'nda, ortaokulu Karataş Ortaokulu'nda okumuştur. Liseyi ise Ankara'da Gazi Lisesi'nde okumuştur. Turgut Özatay okul hayatında atletizm yapmış, 100 metre ve 200 metre koşuda Türkiye dereceleri yapmıştır. Daha sonra 1952 yılında Helsinki'de yapılan olimpiyatlara katılmıştır. Özatay İzmir'de 48 ve 49 yıllarında Halikarnas balıkçısı Cevaş Şakir Kabaağaçlı ile birlikte Kırıntı ve Mücadele gazetelerini çıkarmışlardır. Askerlik görevinin ardından İstanbul'a göç etmiştir. İstanbul'a geldiği zaman Şen İzmir Nakliyat Ambarı şirketinde çalışmaya başlamıştır. 1953 yılında bir sinema filmine gittiğinde film arasında kendisini görüp beğenen yönetmen Refik Kemal Ardoman'ın teklifiyle ilk filmi olan Kahraman Denizciler'de oynamıştır. Önceleri başrolde oynayan Turgut Özatay daha sonra kötü adam tiplemesiyle Beyaz Perde'de ünlenmiştir. Özatay Sezercik filmlerini oynamıştır. Daha sonra Kemal Sunal filmlerinde Umudumuz Şaban, Atla Gel Şaban ve Talli Kuşu gibi Kemal Sunal filmlerinde oynamıştır. 1959 yılında yönetmenliğini Ömer Lütfü Akat'ın yaptığı ve müziklerini Hulki Saler'in hazırladığı Yalnızlar Rıhtımı filminde Serdar Alışık ve Çolpan İlhan'la beraber oynamıştır. 1960 yılında hikayesi Kemalettin Tuğcu'ya ait olan ve senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu ve Memduh Ün'ün yaptığı Ayşecik filminde Muhterem Nur ve Leyla Sayar'la beraber oynamıştır. Daha sonraki Ayşecik filmlerinde ücret konusunda anlaşamadıkları için oynayamadı. 1960 yılında filmi olan Yangın Var Eski İstanbul Kabadayıları filminde Ayhan Işık ve Leyla Sayar'la birlikte oynamıştı. Turgut Özatay 27 Ocak 1968 tarihinde İtalyan Cinzia Morighi ile evlendi. Daha sonra boşandılar. Özatay daha sonra bir evlilik daha yaptı. Turgut Özatay 26 Haziran 2002 tarihinde İstanbul'da 75 yaşında akciğer kanseri nedeniyle vefat etmiştir.